Merhabalar, bugün Aydın Forum'dayız. Önemli bir sorunu tartışmaya geldik ve sevgili misafirlerimizi ve sevgili halkımıza sormaya geldik. Nedir bu sorun? Tabii ki bir çevre sorunu, Aydın'ın sorunu, aslında Aydın'ın değil tüm Türkiye'nin belki de tüm dünyanın sorunu, çevre sorunu. Biliyorsunuz ki Türkiye alternatif enerji kaynaklarını araştırma ve bulma peşinde. Çünkü Türkiye'nin enerji ihtiyacı var ve Türkiye yani cari açığının büyük bir bölümü maalesef ki petrol ithalatına gidiyor. Yani enerji giderlerine gidiyor. Bu açıdan da alternatif enerji kaynaklı bulma adına evet Aydın önemli bir bölge ve Aydın'da rüzgar santralleri var. Bunun yanında jeotermal elektrik santralleri müthiş şekilde kurulmuş durumda. Şimdi bununla ilgili ciddi tartışmalar var. Hep beraber jeotermal ne demek? Nasıl oluyor? Bunun çevre bir zararı var mı? Efendim tarımda kullanılabilir mi? Bunlarla ilgili sevgili halkımıza bazı sorular soracağız. Bakalım neler diyecekler. Merhabalar, size bir soru sorabilir miyiz acaba? Jeotermal nedir? Bir bilginiz var mı jeotermalle ilgili? Enerji kaynağı. Evet. Peki jeotermal, biliyorsunuz Aydın jeotermal bölgesi. Türkiye'de yani Aydın'da jeotermal kaynaklı çevresi sizce bir zararı falan var mı? Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bir bilginiz var mı? Vallahi her gün Facebook'tan elimden geldiği kadar destek olmaya çalışıyorum zararlara ilgili. Çocuklarımıza özellikle yani bir gelecek bırakabileceğimizi, inciri, zeytini, hiçbir şeyin kalabileceğini düşünmüyorum. Elimden sizce jeotermal zararlı diyorsunuz. Peki Türkiye'nin enerji kaynaklarına ihtiyacı var. Bunu nasıl aşabilir? Bunun bir alternatifi var mı? Denetim olabilir en azından. İlla bu şekilde kokusunu dahi alıyoruz yani. Ne kadar yüksekse içindeki zehirli maddeler kokusunu dahi çekiyoruz. O yüzden en azından bir denetim olabilir. Bu şekilde olmak zorunda olmadığını düşünüyorum. Çok teşekkürler. Sizin gibi bilinçli insanları gördükçe mutlu oluyoruz. Biliyorsunuz Aydın Herodot'un deyişiyle yeryüzünün altındaki gökyüzünün altındaki en güzel cennet. Biliyorsunuz ki burası kırık bölge, Horst ve Graben'den olduğu bir bölge. Zamanında jeolojik hareketlerle bazı bölgeler kırılarak yükselmiş, bazı bölgeler ise çökmüş. Buna Horst Graben diyorlar. Böyle kırıklı bir bölgenin elbette ki olumlu etkileri de var. Şöyle ki deniz etkisi buradan ta Buhar kente kadar uzanmakta. Aynı zamanda yeraltı hareketler açısından önemli. Biz öteden beri şikayet ederiz işte deprem bölgesi şudur budur diye. Bazıları şunu eleştirirler. Derler ki işte arıdan şikayet etmeye gerek yok. Yani iğnesini gördüğünüz kadar arında balığı var diye. Elbette ki deprem bölgesi Aydın bunun yani getireceği riskler deprem yönetimiyle düzeltilebilir. Ancak jeotermal meselesi var. Acaba jeotermal yani buranın fay hattı bölgesi olması hasebiyle gerçekten de bir avantaj mıdır yoksa dezavantaj mıdır? Bununla ilgili gerçekten halkımızın neler bildiğini merak etmekteyiz. Jeotermal acaba ne demektir? Şimdi bununla ilgili yine bir soru soracağız sevgili halkımıza bakalım ne diyecekler. Merhabalar. Merhabalar abicim. Jeotermal hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Aydın biliyorsunuz bir jeotermal bölge. Vallahi ben Aydın değilim. Aydın değilsiniz. Pekala jeotermal nedir biliyor musunuz? Biliyorum sıcak su. Sıcak su. Türkiye biliyorsunuz alternatif enerji kaynakları peşinde. Jeotermal de bununla ilgili bir durum. Eğer Aydın oturuyorsak Aydın Ovası'nda jeotermal elektrik santralleri açılıyor. Bununla ilgili risklerin bulunduğu, çevre risklerin bulunduğu söyleniyor. Evet. Ne diyorsunuz? Bununla ilgili bilginiz var mı? Bekle babacığım. Valla şöyle söyleyeyim. İnsana zararlıysa, bize incirde zararlı olduğu söyleniyor. Uygun değil yani. İnsana zararlı olan hiçbir şey uygun değil bana göre. Peki şimdi elektrik ihtiyacımız var, enerji ihtiyacımız var. Bunu nasıl telafi edeceğiz? Doğal gaz olsun, işte ne bileyim nükleerden olsun, ilacıyetor... İnsana hangisi faydalıysa ondan olsun yani, bana göre. Anladım. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun var olun. Hangisi faydalıysa öyle olsun yani. Zararlıysa olmasın. Hiç illa yani bir şeyle olacak diye bir şey yok. Bizim sağlığımıza hangisi yararlıysa insana ne bileyim kükürt eskiden doğalgaz elektrik kükürtlü termaller vardı. İnsana zararlı mıydı? Zararlıydı. Tabii ki. Kapatılsın. Ama ne bileyim doğalgaz olarak insana faydalıysa hepsi doğalgaz olsun. Tamam. Yani benim diyecek bu kadar. Oldu. Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun.